Başka bir evlenme teklifi efendim. Survivor All Star'da başlayan aşk evlilik yolunda ilerliyor. Oyuncu Mert Özel sevgilisi Sude Burcu'ya evlenme teklifi etti Müge'ciğim. Sude'nin o anlardaki şaşkınlığı sosyal medyayı ikiye böldü. Neden? Çünkü diyorlar ki Sude'nin bu tekliften haberi vardı, iyi oynayamadı. İzleyelim. Evet. Survivor aşıklarından sürpriz hamle. Mert Özel'le Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı nasıl attı? İnşallah bundan sonraki hayatını da benimle birlikte geçirir. Sürpriz evlilik teklifi anında neler yaşandı? Mert Özel'le Sude Burcu geçtiğimiz sezon Survivor'ın en çok konuşulan isimlerindendi. Bu olayların bir şekilde zaten çözümü bendeydi. Çözecektim. Zamanla çözülecekti zaten hepsi. Sadece parkurlardaki performanslarıyla değil, yaşadıkları aşkla da gündemden düşmedi ünlü çift. Yarışma bitti ama aşk bitmedi. İlişkilerini sessiz sedasız devam ettiren ünlü çift bir sonraki aşamaya gelmek için ilk adımı attı. İyi ki benimle birlikte ve iyi inşallah bundan sonraki hayatını da benimle birlikte geçirir. Mert Özel yakın dostlarının davetli olduğu bir etkinlikte eline yüzüğünü aldı ve diz çökerek Sude Burcu'ya evlilik teklif etti. İyi ki varsınız ve Sude iyi ki yanımda, iyi ki benimle birlikte ve iyi inşallah bundan sonraki hayatını da benimle birlikte geçirir. Sude Burcu beklemediği teklif karşısında önce kısa süreli bir şok yaşadı, sonra da tüm gücüyle evet diye bağırdı. İlk şoku atlatan Sude Burcu, parmağında parlayan tek taşı da göstermeyi ihmal etmedi. Sana şimdi sen neye takıldın burada ben anladım. Evet. Işıklı kutuya. Işıklı kutudan önce. Işıklı kutulara. Işıklı kutudan önce sana şunu soracağım. Görüntüleri izlediğin zaman. Evet. Sude biliyor mu bu evlilik teklifini bilmiyor? Biliyor. Yani bir şimdi ya, arkadaşları ya. Söylemiş olabilir. Evet. O şaşkınlığı falan böyle tartışılır. Biliyor biliyor. Ama şu var tabii. Kendi doğum günü olsaydı böyle bir evlilik teklifine hazır olurdu. Mert kendi doğum gününde, 40. yaş gününde ona evlenme teklif ediyor. Ve evet. O benim çok takıldığım, tüm evreni aydınlatan o ışıklı kutu. Sanki o ışığı biraz daha yüksek, benim buradaki ışığım gibi. Herkes diyor ki, Gülşen çok aydınlık, çok beyaz gözüküyorsun. Burada bir ışığım var, benim de gözüm alıyor. O benim ışığımdan, kendi ışığım. O benim ışığımdan daha da aydınlık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O ışıklı kutuyu açtığı anı bir getirir misiniz? Bütün kulüp aydınlanıyor. Bütün evet. Kulüp aydınlanıyor. İşte yüzüğü göremiyorsun. Aydınlanıyorlar. Aynen öyle. Evet. Aydınlanıyorlar. Bak evet, lazer ışık gibi tutarsın evet. Ya böyle köprüde falan. Teknelere, sağa sola. Aynı onun gibi. Ama şöyle söyleyeceğim. Hep onlarla ilgili yarışma biter. Bu aşk da biter yorumları yapılıyordu. Onun aksine bak evlilik yolunda ilk adımı attılar. Bayağı ciddi gidiyor ilişkilere. Bu tür evlilik tekliflerinde kadınların çoğunun bir şekilde haberi oluyor. Aynı bazı cinsiyet belirleme partilerinde aslında çiftin haberi olduğu gibi. Yani şimdi bir şey zarfını içinde doktor sana veriyor. Ay çok, al, çok zarfını, numara o. Çok evet, numara. İçinde bebeğinizin cinsiyeti var. Sen partiye kadar o zarfı açmıyorsun. Orada bir anda heyecan yaşıyorsun. Hayır bir de bile bile de cinsiyet belirleme partisi yapanlar var. Evet. Öğrenmiş. Sırf parti olsun. Ama sırf parti olsun diye. Ay au, biliyorsun zaten evet, görüyoruz evet. Oynayamıyorsun bir da. Bir kutlama olsun sosyal medya evet. Coşsun. Tabii mavimi pembimi falan tabii oradan paylaşım yapmak takipçi için. Takipçi gelsin. Bebekse doğduktan sonra bebek ürün işte sütlü alt beziydi falan onlar gelsin. Evlilik teklifi ise şimdi onları tenzih ederek söylüyorum ama çeşitli otellerden efendim gelin nişanınızı düğününüzü tabii. Burada yapalım gelsin. Her şeyin bir aslında. Bedavaya gelsin. Evet şey. Evet işte o şeyi var. Evet, neyle peki, devam edelim? Hadiseyle ilgili sevgili izleyiciler hafta sonu bir iddia ortaya atıldı. Takvim gazetesinde yer alan bu habere göre Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifinde bulunduğu ve kamuoyunda günlerce 3 milyon TL'lik yüzük, uğursuz yüzük, o yüzük, bu yüzük diye paylaşılan yüzüğün sahte olduğu ortaya çıktı. Daha doğrusu sahte değil de daha düşük bir taş ve daha düşük bir madenden yapılmış ve laboratuvarda hazırlanan yüzüğün
maliyeti 180 bin TL çıktı. 3 milyon değil. 180 bin TL. Bu da taşının ona göre biraz daha şey olduğu anlamına kesin geliyor. Kesin bilgi mi bu? Evet. Bu Takvim gazetesinde Aydın Hamza'nın imzası ama var altında. Ama taraflar tarafından yalanlanmadı. Çünkü neredeyse iki günden beri, yani hafta sonu gündeme geldi. Aslına bakarsan hatırla, o dönem de gündeme gelmişti. Evet, sahte yani diye. Yani 3 milyon TL gerçek 3 milyon TL değil, dünyaca ünlü bir markanın aynısını yapılmış. Kapalı Çarşı bunu konuşuyormuş. Müge'cim Hadise saf bir kız değil. O yüzün, öğrenmiştir. O yüzün replika olduğunu öğrense bile seviyorsa da bırakmaz. Ses etmedi. Hiç evet. Ses etmez. Seviyorsa evet. Da bırakmaz. Yani evet. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sevdiğin adam Mehmet sana bir yüzük hediye ediyor. Ve o yüzün sahte olduğunu öğreniyorsun. Ne yaparsın? Ya şöyle ki yüzük için evlenmemişimdir ben onunla. Yani bak, o yüzüğü Hadise istese kendi de alabilir, yüzüğü fazlasıyla alabilir. Daha fazlasını alır. Hani gücü ona yetmiştir diye üzülüp affetmiş olabilir, ben öyle yapardım. Yani yüzüğün sahte çıkmasından daha fena bir şey insanın sahte çıkması. Kesinlikle. Kameralar evet. Önünde seni alkışlayacak, eve gelince onu yapma bunu yapma diye baskı kuracak. Bu daha fena bir şey. Ve sen sana hediye edilen yüzüğü gidip bir kuyumcuya gösterip gerçek değerini öğrenmeye çalışıyorsan da senin de sevgin sahtedir o zaman. Evet. Yani hediye eden adamınki de öyle, seninki de öyledir. Ama dediğimiz gibi Hadise kendi başına bekarken daha pahalı mücevherler taktı ve takıyor, o güce tabii. Sahip birisi zaten. Ama biz çok biliyoruz böyle gene bu 180 bin TL çıkmış. İçinde evet. Bir gerçek tarafı var. 180 bin TL de az bir para değil. Şöyle hikayeler duyduk zamanında. Takıyor hanımefendi 5 taş ya da 2 taş üstü özel montürlü bir şey falan. Gidiyor kuyumcusuna gösteriyor. Yani 1000 TL bile değil. Evet. Hani öyle şeyler. Çok yakalayanlar var. Evet. Bu arada sizler de iki gündür bize DM'den yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki Hadise ve Mehmet Dinçerler barışlı kızlar diyorsunuz. Ben de Müge dayanamadım yazdım. Nereden duydunuz, nereden biliyorsunuz dedim. Son Kıbrıs konserindeki kıyafetine bakın. Epey kapalı giymiş. Demek ki barıştı. Yok. O kıyafete bir göz atalım. Evet. Ama çok da şık bir kıyafet. Şık. Ben beğendim. Zamanlar gidiyorsun. Zamana bırakmadın. Tehlike arz ediyorsun. Suçüstü tövbeler. Kalbi ağır darbeler. İlahi sevgilim sen kimi kandırıyorsun? Şimdi Hadise'nin sahnede şarkı söylemesi, sahne tarzı da aslında bir şeylerin göstergesi mi? Kesinlikle göstergesi. Şöyle ki. Küçük Yol şarkısında ağladı. Dedik ki evlilikte kriz var dedik. Çıktı. Sahnede tarzı, şovları değişmeye başladı. Tamam boşanıyor dedik. Çıktı. Şimdi de kıyafeti kapalı diye barıştı mı acaba diyorlar ama evet. Senin dediğin çok doğru bir şey var. Söyler misin tekrardan? Nihan Peker imzalıymış. Evet. Acaba bu kıyafeti Mehmet Dinçerler'le evliyken ve daha her şey yolundayken diktirdi, gardıroba astı da oradan mı seçti? Olabilir. Bu o tarz bir kıyafet, doğru. Yalnız bir insana dans bu kadar mı yakışır? Çok bir insana sahne bu kadar mı ve şarkı söylemek bu kadar mı yakışır? Ayrılık gerçekten ona yaradı. Daha önce de söylemiştim. Sanki o 4 aylık süre içerisinde sahnede Hadise'nin dublörü vardı. Hadise yoktu. Bambaşka bir kadın görüyorduk orada. Bir ışığı. Evet. Hani evet. Voltaj düşer ya böyle ışık göz kırpmaya başlar. Hafif şey öyle olmuştu. Şimdi baksana enerjisine falan böyle o sahnedeki dansı, şovlar falan resmen diyor ki bebeleri pistten alalım geri döndüm. Mekanın sahibi geri döndü diyor. Evet. Tıklandı devleşiyor. Böyle devleşiyor. Bir şey olamaz. Gerçekten çok yani izlerken keyif alıyorum. Kesinlikle. Baksana sanki karşısında biri var da ona bakıyor evet. Gibi oynuyor Hadise. Aynen. Kendinden geçiyor. Evet mutlaka bir taktikleri vardır.